Örgütlü toplumlarda her kurumun ve her görevlinin görev alanı bellidir. Temel ilke görev sınırları içerisinde kalarak hizmet sunmaktır. Özellikle yerel yönetimlerde görev alanların buna azami ölçüde de dikkat etmesi gerekmektedir. Kuşkusuz her bireyin ya da yöneticinin olup bitenler ile alakalı görüş ve düşünceleri olacaktır. Bu çok doğaldır. Bunu da ifade etme özgürlüğü de hakkı da mevcuttur. Ancak bunun da bir ölçüsü olmak zorundadır. Bizim seçildiğimiz yerler, ilçelerimiz ve büyükşehirdeki yerel yönetimlerdir. O zaman önceliklerimiz buralara, İstanbul'umuza hizmet sunmaya yönelik olmalıdır. Dolayısıyla Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Bey'in İstanbul dışındaki konulardan ziyade İstanbul'un sorunları ile daha çok ilgilenmesini arzu ettiğimizi de bilmenizi isterim. Temas etmek istediğim bir hususta hükümet, belediye başkanı ve yönetiminin başarısız kılmak için engellemelerde bulunuyor şeklinde oluşturulmaya çalışan algıdır. Meclis çoğunluğu hepinizin malumu Cumhur İttifakı partileri, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partilerinden oluşuyor. Dolayısıyla biz çok güzel işler yapmak istiyoruz ama meclis ve hükümet buna izin vermiyor, engelliyor şeklindeki bir algı yaratmak da çok doğru bir yaklaşım olmayacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görev ve yetki alanına yapmak istediklerini yapabilecek imkanları her zaman ama her zaman vardır. Bunun için yasalara ve mevzuata uymak da yeterlidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinin asıl vazifeleri olan işleri görürken meclisimizin bunu engellemesini düşünmek bence insansızlıktır. İlçe belediyeleri esasında büyük şehirlerin görev alanlarına olan bir kısım işleri de bu pandemi döneminde yapmak zorunda kalmıştır. Mesela sinek ve zararlarla mücadele İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görev, yetki ve sorumluluğundadır. Fakat burada ilçe belediye başkanlarımız var. Bu dönem İstanbul'da hiç olmadığı kadar sinek ve uçkun vardır. Özellikle dere alanlarının, göletlerin olduğu Silivri, Çatalca, Şile gibi ilçelerimizde adeta bu yaz sinekten durulmuyor. Vatandaşların şikayetleri bize geldiğinde biz bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetkisi, görevi sorumludadır demeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ekiplerine destek vermek için de sinekle, uçkunla mücadele ekiplerini kıt kaynaklarımız olmasına rağmen kurmuş durumdayız. Evet, peşinen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza burada bir şey ifade etmek istiyorum. Biraz önce uzun uzadıya bir sunum yaptılar. Toplantının, konuşmasının büyük bir bölümünü de Kanal İstanbul'a ayırdılar. Ama benim beklentim her geçen gün büyüyen, betonlaşan, imar rantıyla büyüdüğü ama içerisinde yaşayan her bir vatandaşımızın mutluluğunun aynı oranda büyümediği, mutsuz olduğu bir ilde yaşıyoruz. Dolayısıyla ben Ekrem Bey'in konuşmasının büyük bir bölümünü şehir içinde yaptığı, insanların hava alacağı, şehrin stresinden kurtulacağı parklara ayırmasını tabii ki önemsiyorum. Ama hazır şehrin çeperinde bu şehre çok büyük değer katacak ilçeler dururken ve bu ilçelere yapılacak hizmetler dururken bunlardan hiçbir şekilde bahsetmemesini de açıkçası yadırgadım. Bakın, yalnızca Silivri'nin 42 kilometre sahili var. Peki bu 40 kilometre sahilde sizlerin, çocuklarınızın, eşlerinizin veya İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızın gelip duşu olan, sosyal tesisleri olan bir plajı var mı? Büyükçekmece'nin bir halk plajı var mı? Halkçılık yalnızca söylemlerde, yalnızca kağıt üstünde kaldığı zaman hiçbir işe yaramıyor değerli arkadaşlar. Onun için ben Ekrem Bey'e şunu söylemek istiyorum. Gelin İstanbul'un dezavantajlı ilçelerini İstanbul'un avantajı haline çevirelim. Şile'yi, Çatalca'yı, Büyükçekmece'yi, Arnavutköy'ü, Beykoz'u. Bakın, İstanbul'a katacağımız çok değer var. Ben her zaman söylüyorum, bu dezavantajlı ilçelerin, bu çeperdeki ilçelerin sözcüsü olmaya devam edeceğim. Çünkü bunu
fazlasıyla hak ediyorlar. Şimdi değerli arkadaşlar, yine İstanbul'umuzun bir büyük problemi olan deprem konusuna, kentsel dönüşüm konusuna Ekrem Bey değindiler. Evet, siyasi görüşümüz ne olursa olsun hiçbir şekilde ayrışmadan, ayrılıklarımızı törpüleyerek, ortak paylarımızı arttırarak bu deprem konusunda bir araya gelme zorunluluğumuzun olduğunu düşünüyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'yla Silivri Belediyesi olarak pilot ilçe seçilmemizden de önce çok sıkı bir ilişki içerisindeyiz. Başta deprem olmak üzere İstanbul'u afetlere hazırlama konusunda hızlı ve bütüncül bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda deprem, sel ve heyelan sorunlarına çözüm üretecek olan kentsel dönüşüm stratejik belgesini de bitirmek üzereyiz. Ben bu salondaki ilçe başkanlarımızdan, belediye başkanlarımızdan kaçının bu kentsel dönüşüm stratejik belgesini de bitirip bakanlığımıza teslim ettiğini de merak ediyorum. Bu çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Şehircilik Bakanlığı ile eş güdüm içerisinde sürdürüyoruz. İstanbul'da kentsel dönüşüm stratejik belgesini onaylatan belediyelerin sayısını ne kadar az olduğunu biraz önce ifade ettim. Bakanlık, büyükşehir, ilçe belediyeleri olarak uyum içerisinde bu çalışmaları hızlıca devam ettirmeliyiz. Ben kentsel dönüşüm hamlesine Kiptaş'ın ve TOKİ'nin daha fazla görev almasını istiyorum. Bu konudaki maddi kaynakları daha fazla seferber edilmelidir. İhtiyaç olması halinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakleri borçlanarak finans kaynağı üretmeli ve depreme hazırlık çalışmalarında ilçe belediyelerine ve vatandaşlara destek olmalıdır. Ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm ve depremle risk yönetimi daire başkanlığına, orada görev yapan bilim adamlarına ve çalışan herkese de buradan teşekkür etmek istiyorum. Bakın, afetlere hazırlık kapsamında dere ıslahı çalışmalarının önemini ve ileri biyolojik arıtma tesislerinin tamamlanması gerektiğini de altını çiziyorum. Can ve mal kaybını önleyecek tedbirler almak zorundayız. Değerli arkadaşlar, geçen gün kentsel dönüşüm stratejik belgesinin sunumu yapan ekip, Türkiye'de metrekare başına düşen bir saat içerisindeki yağışta Silivri'nin birinci, Çatalca'nın Türkiye genelinde ikinci olduğu ilçesini söyledi. Esasında bu konuyu ben de bilmiyordum. Küçük yaşlarımdan beri dönem dönem Silivri'de can kayıplarının yaşandığı, Çatalca'da can kayıplarının yaşandığı sel felaketlerini yaşadık. İşte bu durum için İSKİ'nin finans yok demeden, para yok demeden finans kaynaklarını yaratıp bütün derelerin ıslahını ve ileri biyolojik arıtmaların da yapımını hızlandırmasını talep ediyorum. Buradan da şartlı finansman desteklerine, kredilere destek vereceğimizi, bu projelerde kullanmak üzere destek vereceğimizi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli başkanım, çok kıymetli meclis üyelerim, yine Silivri maalesef hafriyat depolama merkezinin, katı atık bertaraf merkezinin yer aldığı, yine cezaevinin yer aldığı ama bu dezavantajlarına rağmen şehrin pozitif ayrımcılık noktasında İBB'nin de hizmetlerinden faydalanamayan bir ilçe. Bakın, katı atık bertaraf merkezinde çöp sızıntı suları var. Bakın, 1 kilo çöp suyu 40 ton temiz suyu kirletebiliyor. Silivri'nin yeraltı kaynaklarının, yeraltı sularının kirlenmemesi, doğanın kirlenmemesi adına artık Silivri katı atık bertaraf merkezinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir arıtma yapma zamanı gelmiştir. Peki bu çöp suların nasıl taşındığını merak ediyor musunuz? Her sene 30 milyon gibi bir rakamla oda yerindeki arıtma tesisine taşınıyor. Oysa ki 4 yıllık bir yatırımla kendini amorti edecek bir arıtma merkezini biz Silivri'deki katı atık bertaraf merkezine yapabiliriz. Ve buradan şunu da söylemek istiyorum. Bu katı atık bertaraf tesisine yapacağınız çöp suyu arıtma tesisi için dilediğiniz, istediğiniz ve bulduğunuz krediye de şartlı olarak da burada bu arıtmanın yapılması için destek vereceğiz. Yine Şile'de aynı şekilde
yetersiz olan çöp suyu arıtma merkezinin yapımına da destek vermek için sizlerle bunu paylaşmak istedim. Bir de Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Silivri ziyaretlerinde uzun uzadıya konuştuk. Kendisi de şehirlerde nükleer santraller yapılabilir, katı atık bertaraf merkezleri yapılabilir, hafriyat merkezleri yapılabilir. Ama o bölgede yaşayan insanlara siz kültür, sanat ve sporu o köylere götürmek zorundasınız. Bakın Silivri'nin yemyeşil orman köyleri, bir gün sizi davet edeyim, zaman zaman o kadar ağır bir çöp kokusuna maruz kalıyor ki içiniz acır. Onun için bu yatırımlardan ziyade ben Ekrem Bey'e projelerini ve bu etkilenen köyleri sundum kendisine. İşin takipçisi olacağım. Şunu söylüyorum. Ben gelin buralara kültürü, sanatı, sporu, bu köylere bu hizmetleri pozitif ayrımcılık yaparak yapalım diyorum. Onun için bunu da tekrar buradan Ekrem Bey'e hatırlatmış olayım.